Merhaba arkadaşlar, All Star AYT denemesi geometri çözümleriyle karşınızdayız. 31. soruya baktığımızda arkadaşlar trigonometri sorusu. İfadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi baktığımızda sinüs 5 pi artı x demiş. Kosinüs 2 x eksi pi bölü 2. İlk öncelik olarak arkadaşlar bu 5 pi'nin eksi pi bölü 2'nin 7 pi bölü 2'nin esas ölçülerini düşünerek yola çıkarsak bakalım ne olacaktır. Şimdi 5 pi'yi 2 pi'ye bölersen ne olacaktır? Tam kısım 2 olacak. Kalan da pi. Pi olduğu için direkt bakın sinüs pi artı x olarak söyleyebiliriz. Daha sonra kosinüsü düşünürsün. Eksi pi bölü 2 arkadaşlar. Eksi de 2 pi eklersen sen bunu ne olacaktır? Kosinüs 3 pi bölü 2 artı 2x olur bakın. Bölü dedim. Düzgün yazalım. Bölü diyorum. 2 çarpı bakın. Demiş ki bize sinüs 7 pi bölü 2. Yine buna bakın arkadaşlar. 2 pi'ye bölersek ne gelecektir? 2 pi'yi çıkarabilirsin aslında. Baktığımızda 3 pi bölü 2 gelir. Direkt esas ölçüsü dedim. 3 pi bölü 2 artı x artı 1 var bakın. Daha sonra baktığımızda pi'ler var. 3 pi bölü 2'ler var bakın. Pi ve 2 pi de arkadaşlar ifade isim değiştirmez. Pi ve 2 pi de onu hatırlatalım. İsim değişmez. Ama arkadaşlar pi bölü 2 3 pi bölü 2 gibi açı değerlerinde isim değişik de olur. İsim değişir dedim. Bu isim nasıl değişecek? Sinüs ise kosinüs, kosinüs ise sinüs, tanjant ise kotanjant, kotanjant ise tanjant olacak. Şimdi baktığımızda pi olduğu için bir kere isim değişmiyor arkadaşlar. Sinüs x'i yazdım. Ama işaretini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda pi 180 derece arkadaşlar. 180 derece sen bir açı eklersen ne olacaktır? Üçüncü bölgeye gidecektir. Bakın üçüncü bölgede sinüs eksi olduğu için direkt eksi sinüs x dedik. Aynı mantık şimdi kosinüs de isim değiştirecek bir kere. Dedik ki sinüs 2x var bakın orada sinüs 2x. İşaretini düşünürsek. Bu sefer kosinüsün işaretini düşüneceğiz. Daha sonra sinüse aktaracağız. O işareti 3 pi bölü 2 bakın 270 derecedir. 270 dereceye sen açı eklersen dördüncü bölgeye gider. Kosinüs dördüncü bölgede artı olduğu için sinüs 2x'in değeri de artı olacak. Böyle dedim arkadaşlar. Böyle gelelim. Paydaya baktığımızda 2 çarpı. Şimdi sinüs 3 pi bölü 2 bir kere isim değiştirecek. Sinüs 3 pi bölü 2 270 derece. 270'e bir açı eklersen 4. bölgeye gidecek. Sinüs 4. bölgede eksi olduğu için isim değiştirecek. Demiştik eksi 2 kosinüs x artı 1 olarak geldi karşımıza. Daha sonra baktığımızda sinüs 2x var arkadaşlar. Sinüs 2x yarım açı formülünden ne olacaktır? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Yazarsak yerine bakın. Devam ediyorum. Bir tık daha ilerlersek eşittir dedim. Eksi sinüs x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bölü dedim. Eksi 2 kos x artı 1. Daha sonra baktığımızda üst tarafı sinüs x parantezine alırsak arkadaşlar ne gelecektir karşımıza? Eksi 1 artı 2 kos x gelir bakın. Bölü dedim. Eksi 2 cos x artı 1. Şimdi baktığımızda parantezine bakıyoruz. Eksi 1 artı 2 cos x. Paydaya bakıyoruz. Eksi 2 cos x artı 1. Sadeleştirirsem ne olur? Eksi 1 gelecektir oradan bakın. Birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1. Eksi 1 ile sinüs x'i çarparsak eksi sinüs x olarak cevap bulunmuş olur. Bakalım hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. 31. sorumuz cevabı C şıkkı oldu. Geldim 32. soruya arkadaşlar. Alfa açısı bakın. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında olduğu söylenmiş bize. Pi 180 derece arkadaşlar. 3 pi bölü 2 170 derece. Şöyle bakın 180 ile 270 derece arasında. 180 ile 270 derece düşünürsen ne olacaktır? 3. bölgede olur. 3. bölge. Size sorulan ne bakın burada? Kotanjant alfa. 3. bölgede kotanjantın değeri pozitif olduğu için arkadaşlar. Eksi olan şıkları bakın. Eleyebiliriz. Kot alfa diyelim şöyle pozitif. Eksi olanları eledik. Kaldı 3 tane şık bakın. Bunu nasıl bulacağız? Bunu da arkadaşlar kosinüs alfa değerinden bulacağız bakın. Hemen bir dik üçgen oluşturuyorum. 90 burası alfa olsun. Kosinüs komşu kenar bölü hipotenüs. Komşu kenarın 3. Hipotenüsün kök 13 bakın. Daha sonra burada Pisagor yaparsan diğer dik kenarına gelecektir? 2 gelecektir. Bize kotanjant alfayı sormuştu. Kotanjant alfa arkadaşlar komşu kenar bölü karşı kenar. Komşusu bakın 3. Karşısı da 2. Buradan kotanjant alfa 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Geldik 33. soruya arkadaşlar. Yine trigonometri sorusu verilmiş bakın. Şimdi bizim bildiğimiz ne var? Tanjant x'in sinüs x
Bölü kosinüs x oldu. Karesini alırsan ne gelecektir? Sinüs kare x. Bölü kosinüs kare x. Eksi dedim. Sekant x de belirtelim arkadaşlar. 1 bölü kosinüs x olacak. Karesini alırsan ne olur? 1 bölü kos kare x gelir. Şimdi baktığımızda payda da eşit. Normal arkadaşlar. Kesirli ifadeleri çıkarma yaparsan sin kare x eksi 1 bölü kos kare x olacaktır. Şimdi baktığımızda burada hangi denklemi kullanabiliriz? Mesela sinüs kare x eksi 1 nedir? Onu da şuradan düşünelim arkadaşlar. Yani üst tarafa yazayım bakın. Kos kare x artı sinüs kare x denklemi 1'e eşittir. Şimdi sen burada 1'i sola, kosinüs x'i sağa gönderirsen ne olacaktır buradan? Sinüs kare x eksi 1 eksi kos kare x'e eşit olur bakın. Demek ki biz sinüs kare x eksi 1 gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi kos kare x yazabiliriz. Bölü kos kare x'ten ne olacaktır? Kos kareler gitti. Bakın elimizde eksi 1 kalmış oldu. Cevap değişik olmuş oldu. Geldim 34. soruya arkadaşlar. Bize bakın bilgileri vermiş. Şurada sarı bölgenin alanı sorulmuş. Yukarıdaki verilen paralel doğru arasındaki uzaklık 5 cm. Şimdi bakın paralel doğrular EF, BC falan onları söylemiş. Aralarındaki uzaklık 5 cm demiş. Daha sonra çevre ABC, çevre DEF 36 cm olduğuna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç santimetre kadar? Şimdi arkadaşlar bunu çözüme başlamadan önce şu BE ile AD, FC'yi birleştirelim. Burada bakın 3 tane yamuk oluşturmuş olduk aslında. Bir tane yamuğumuzu da şöyle çizelim. Sol tarafa, sağ tarafa şöyle çektim. Yamuğu çizdim. Daha sonra baktığımızda paralel doğrular arasındaki mesafe 5 olduğu için biraz daha şunu yakınlaştırabiliriz. Aslında görmesi daha kolay olacaktır. Yüksekliğe baktığımızda şöyle. Dik yükseklik bakın 5. Aynı şekilde burada da dik yükseklik 5. Birisi için söylersek aslında diğerler için de şey yapacağız arkadaşlar bakalım. D noktasından düşün. AB'ye ve AC'ye dikmeler indirmişsin ve eşit. Açı ortaydaki mantık arkadaşlar. Açı ortay doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan açı ortay kollarını indirelim. Dikmeler eşit uzunlukta olmak gerekiyordu. Buradan düşünürsen bak her tarafta açı ortay oluşur o zaman. Diğer köşeler içinde düşün. Yine açı ortaylar oluşacak. Daha sonra bakın açıların gördüğü uzunluklar 5 olduğu için hepsi bakın birbirine eşit. Yani eşkenar üçgen oluşmuş oluyor aslında. Şöyle de dik gönderirsek 5. Şöyle dik bakın 5. Şöyle dik. Burası da yine dik. Daha sonra baktığımızda eşkenar üçgen oluşacak dedik. Burada o zaman şu içteki üçgeni düşünürseniz de eşkenar üçgen olur. Buraya x dedik. Paralel kenarlıkta bak şuradan dikme indirmiştik. Burası da x olur. Daha sonra baktığımızda ne diyebiliriz? Şu şurası x, burası x. X, x dedik. Daha sonra baktığımızda şu açı ortayların kollarını da a dersek a dedim. Burası da a, burası da a oldu bakın. Buradan yola çıkarak arkadaşlar. Şimdi çevreleri toplama ne demişti bize? 36 olduğu söylenmişti. 6x artı 6a bakın ne yapacaktır? 36 olur. 6 parantezin alırsak buradan x artı a ne gelir? 6 gelir. Elimizde dursun x artı 6'nın 6 olduğu. X artı a'nın 6 olduğu. Daha sonra bakın artık demiştim ya ilk öncelik olarak baktığımızda yamukların yamukları düşünürsek üst taban x alt taban x artı 2a. Yükseklikte 5'ti bakın. Bir tane yamuğun alanını bulursan 3 ile çarparak cevabı bulmuş oluruz aslında. Alt taban artı üst taban bölü 2'den alan ne gelecektir? Alt tabanla üst tabanı topladın. X 2x 2x artı 2a'yı 2'ye bölersen x artı a. Yükseklik bakın burası 5'ti. X artı a ile 5'in çarpımı olur. X artı 6 a'yı 6 bulmuştuk. 6 çarpı 5'ten. Buranın alanı bakın 30 olarak gelir. Bir tane yamuğun alanı 30. 3 tane yamuk oluşuyor arkadaşlar. 30 çarpı 3'ten. Toplam alan bakın 90 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Baktığımızda D şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Hani sültenim sayfamızı. Gelelim 35. soruya. Dairesel bir tarlanın demiş merkezinde bulunan bir kaza tarlanın yarıçap uzunluğundaki bir iple bağlı bulunan bir koyun tarlanın çeyrek kısmında otlayabilmektedir. Yani baktığımız arkadaşlar bize sorulan koyunun otlayabileceği alan kaç metrekaredir? Yani çeyrek olan şurada gördüğümüz dairenin alanı soruluyor aslında baktığımızda. Çevresi verilmiş 360 olarak. Çevre formülümüz neydi? 2 pi r. 2 pi r eşittir 360 dersek buradan pi çarpı r'ye bakın. Ne gelecektir? 180 gelir 2'ye bölersek. Buradan r'yi yalnız bırakalım. R'yi de arkadaşlar yalnız bırakırsak 180 bölü pi gelir bakın.
Daha sonra baktığımızda çeyrek olan dairenin alanını nasıl bulacağız? Tüm alanın dörtte bir olacağı için alan dedim. Alan formülümüz pi r kareydi. Pi r kare bölü 4 dedim. Burada r gördüğüm yer arkadaşlar pi cinsinden yazabiliriz. Onu da farklı renkle yazalım artık. Pi çarpı r gördüğüm yere 180 bölü pi yazarsam 180 bölü pi karesini alıyoruz. Yine 180 bölü pi ile çarptım. Bölü 4 dedim. Şimdi baktığınızda şuradaki piler gitti. Daha sonra 180'i şöyle düşünebilirsin. 2'ye böldüm 90. 4'ü 2'ye böldüm 2. 180'i 2'ye böldüm 90. Pi 2'ye böldüm gitti bak. Buradan ne olacaktır? Alan eşittir. 90 ile 90'ı çarptım. 8100. Paydada da bakın pi kalmış oldu. Cevap E şık olarak bulunmuş oldu. Geldim arkadaşlar 36. soruya. Çizim sorusu. Söylediği şekilde çizmeye çalışalım bakalım. ABC üçgeni çizdiniz demiş arkadaşlar. İlk öncelik olarak ABC üçgeni çizdim. Burası A, burası B, burası da C. Daha sonra baktığımızda AB, B, AC, BC kenarları üzerine DEF noktaları işaretleyin demiş. AB'de D'yi işaretledim. AC'de E'yi işaretledim bir nokta. BC üzerinde de F noktasını işaretledik. Daha sonra demiş ki bize DEF üçgeninin çizilmesi tamamdır. DEF üçgeni noktaları birleştirirsek oluşmuş olur. Daha sonra bize ne demiş bakın. AED açısıyla DEF açısı birbirine eşittir. Onunla farklı bir kalemle gösterelim renkle. AED, DEF. AED şurası. DEF de orası. Şurada bakın bir açıortaylık var. Daha sonra baktığımızda EFD, DFB demiş. EFD'yi düşünelim. DFB'yi düşünürsek şurası bakın. Burada da bir açıortay var. Daha sonra DB2AD demiş. AD2K dersek DB2K olacaktır. K2K oldu. Daha sonra bakıyorum arkadaşlar. AE 6 birim. EC 3 birim. BF 10 birim. FC bilmiyoruz. Burası soruluyor. X demiş. X diyelim. Daha sonra baktığımızda şurada arkadaşlar bu soruda dikkat etmemiz gereken nokta D noktası. Bakın D noktasını düşünürsek iki tane açıortayın birleşim noktası. İki iç açıortayın birleşim noktası üçüncü açıortayı oluşturacak. Yani baktığımız o zaman üçüncü açıortayı çizersek şurada bakın C ile D'yi birleştir. Üçüncü açıortay olmuş oluyor. Şöyle bakın taradım. Şuradaki açılar da açıortay olmuş oluyor. Daha sonra baktığımızda ABC üçgeninde iç açıortay teoremi kullanırsan ne olacaktır? 9'un K'ye oranı x artı 10'un şöyle çizelim onu. X artı 10'un 2K'ye oranı. Ya da şöyle düşünebilirsin direkt bak. K 9 görüyor arkadaşlar. 2K kaçı görecektir? 18. Buradan x artı 10 eşittir 18 dedim. X de ne olur? 18 onu çıkardık. 8 birim olarak gelmiş oldu. Geldim 37. soruya arkadaşlar. Bize bakın çubuklar vermiş. Uzunluklarını vermiş. Pisagor bağıntısı göz önünde bulundurmak isteniyor demiş arkadaşlar. Yani kesinlikle Pisagor'u göz önünde bulundurmam lazım. Yani Pisagor'u sağlaması gerekiyor demiş. Daha sonra her dik üçgen için sadece 3 çubuk kullanılacaktır. Kullandığın çubuğu arkadaşlar oluşturduğun dik üçgeni bozup yine kullanabilirsin demiş. Bakın 3. öncülde de. Buna göre demiş emin kaç tane dik üçgen oluşturabilir. Buradaki uzunluklara baktığımızda yani burada özel dik üçgenleri düşünürsek arkadaşlar Pisagor'u sağlamak zorunda zaten. Ne var mesela özel dik üçgenler? 5 ile yapabileceğimiz 5, 12, 13 üçgeni var. 6, 8, 10 var bakın. 6, 8, 10'u kullanabilirim. Daha sonra baktığımızda 9, 12, 15'i kullanabilirim. Çünkü kullandığım çubuğu bir daha kullanabilirim. Sıkıntı yok. Onun bilgisini vermişti bize. 9, 12, 15. Bir de bakın 8, 15, 17 üçgenini kullanabilirim. Burada baktığımızda arkadaşlar kaç tane üçgen oluşturduk? 4 tane üçgen oluşturmuş olduk. 38. soruya baktığımızda arkadaşlar bize bilgileri vermiş, bazı uzunlukları vermiş. BF eksi FC bölü EF uzunluğu sorulmuş. Şimdi baktığımızda BC uzunluğu 5 ise AD de 5 olur. Sen ED'ye x dersen AE uzunluğu 5 eksi x olur. Daha sonra baktığımızda arkadaşlar AB ile DC birbirine eşit. Buraya A dersen burası da olur. Şimdi bakın nokta ile işaretlediğim üçgenlerde Pisagor uygularsan x'i kolay bir şekilde bulabilirsin arkadaşlar. A'nın karesi artı 5 eksi x'in karesi eşittir ne olacaktır? 2 kök 5'in karesi. X'in karesi. Daha sonra baktığımızda yine bakın şurada EDC üçgeni düşünürsen x'in karesi A'nın karesi artı x'in karesi kök 5'in karesi olacak.
Burada arkadaşlar işlemleri yaptığımızda bakın x eşittir 1 olarak gelmiş olacak. X yerine 1 yazdığımızda ne olur? Burası 1, burası da 4 olmuş olur. Daha sonra bize ne demişti? Bakalım. 1, 4 dersen o zaman 1, a'dan olur arkadaşlar. Burada Pisagor yaparsam bak a'da 2 olarak bulunmuş olur. Bunu da yazalım. A'da 2 olarak bulundu. BF uzunluğunu düşünürsek AE'ye eşit. Burası 4. Geldim şimdi şu oranı düşünelim. 4 eksi dedim. PC uzunluğu arkadaşlar burası 1'dir bakın. ED eşit olduğu için 4 eksi 1 bölü. EF uzunluğu. EF uzunluğu bakın AB ile DC'ye eşit. Burası da ilk arkadaşlar. Hatta bakın burada bir kütle oluşmuş. Buradan dikmiş demek ki burası. Onu da belirleyebiliriz. 4 eksi 1 bölü 2'den cevap ne olacaktır? 3 bölü 2. Buradan da 1,5 olarak bulunmuş olur. Geldim 39. soruya arkadaşlar. Ön yüzü K merkezli daire biçimdeki balon. T eşittir K virgül 3 noktasında. Y eşittir 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 x doğrusuna teğettir demiş. Buna göre K noktasının alt çizgisi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi teğet bakın. Merkez desen teğeti birleştirsen şöyle dik olur. İlk önce bunu bir yazalım. Burası yarıçap olur dedi. Daha sonra şöyle baktığımızda burayı birleştirsem yine bak şu y ekseninde teğet olduğu için burası da dik olur. R olur. Daha sonra ne düşünebiliriz? Bakalım. T eşittir K virgül 3 noktasıydı. Burada K değerini bulabilirsin arkadaşlar. Y'yi gördüğün yere 3 yazarsan 3 eşittir. 1 bölü kök 3x. Kök 3 çarpan olarak gönderdiğinde x eşittir. 3 kök 3 gelir bakın. Demek ki şöyle düşünürsek biraz büyütelim çünkü şekil küçük. Burada baktığımızda demek ki x uzunluğu kaç bulmuştuk? 3 kök 3. Burası da 3 bakın arkadaşlar. 90 60 30 60 üçgenini sağlayacak o zaman burası 30, burası 60 olacak bakın. 60 derece. Daha sonra baktığında teğet olan O noktasından teğetler. OT ile şurasına da ne diyelim? A B noktası diyelim bakın. OT ile OB de birbirine eşit oldu. Şöyle bakın K ile O'yu birleştirirsen o zaman şurada bir açıortay olacaktır. 30-60 kaldı. 30-30 parçalanacak bakın burası. Yani şöyle biraz şekil çirkin oldu arkadaşlar. Şöyle düşünürsek. Şurada da dik var bakın. Aslında R'yi bulsak apsisi bulmuş olacağız bakın. Dikkat edin. K noktasının apsisi var olmuş. R'yi bulsak bulmuş olacağız. K noktası dedim. O noktası dedim. Şuraya da T noktası diyelim. Şöyle bakın dik üçgen oluştu. Daha sonra baktığımızda şurası da 6 olur. OT'yi düşün şuradaki alttaki dik üçgenden. OT 6 oldu. Burası dikti bakın. Daha sonra baktığımızda burası R'ydi. 90 hatta 30-30 parçalanır. Şurası 30. 30'un karşısı R bakın. 60'ın karşısı 6 arkadaşlar. 6'yı kök 3'e bölersek 6 bölü kök 3'ten ne olacaktır? Videonun dışına çıkmasın. Genişletirsek 6 kök 3 bölü 3'ten R eşittir 2 kök 3 olarak bulunur bakın. Buradaki R değerimiz zaten apsisi eşit olacağı için direkt cevap kök 3 olarak bulunmuş oldu. Şöyle sürtelim. Şu an tamamdır. R eşittir 2 kök 3. 2 kök 3 olarak bulmuş olduk. Geldim arkadaşlar 40. soruya. Dik koordinat sisteminde x eşittir k doğrusu demiş bakın. 0'a 2, k'ya 5, k'ya 9 noktaları veriliyor. A noktasında bulunan bir ışık kaynağı BC'de bir düzlem aynaya doğru tutuluyor. Kaynaktan çıkan ışık B'den B üssü noktasına ve C'den C üssü noktasına yansıtılıyor demiş arkadaşlar. Buna göre B üssü C üssü mesafesi kaç birimdir diye sormuş. Düzlem aynaya gelen ışının gelme ve yansıma açıları eşit olur demiş. Yani baktığında şurada. Gelme ve yansıma açıları eşitse arkadaşlar ikizkenar üçgenler oluşur burada baktığımızda. Daha sonra AB üssü üçgenini düşün. 0'a 2, K'ya 5 noktası bakın. Dikeydeki uzunluğunu düşünürsen 5'ten 2'yi çıkar direkt 3'tür. Şöyle baktığımızda ikizkenar üçgende şuradaki dikmeyi düşünürsek ne olacaktır? Kenar ortay olacak ve 3 birim burası bakın. O zaman nedir? B üssü ile şuradaki mesafede 3 birim gelir. Daha sonra baktığımızda C noktası ile B noktasını düşün. Yine bakın A, C, C üssü de ikizkenar üçgen olacak. Yine buradan bir tane dikme gönderirsek. Böyle gönderdim. Farklı bir kalemle yazalım. Buradaki arasındaki mesafe 4 birim. Bakın burası 4 ise burası da 4. Artık baktığımızda arkadaşlar B üssü. Şuraya da D noktası var mı? Yok.
Aile değer arası kaç olmuş oldu? Bakıyoruz. Aile değer arası 6, 4, 3, 7 olmuş oldu baktığımızda şöyle. Burası 4'tü, dikkat edelim. 4, 3 daha 7. Burası da 7'dir o zaman. Bize ne demişti? B üssü, C üssü arası. B üssü, C üssü. Şurasına baktığımızda o zaman ne yapabiliriz? B üssü, C üssünü bulmak için. A, C üssünden A, B üssünü çıkarırsak bulmuş oluruz aslında baktığımızda. A, C üssü eksi A, B üssü dedim. Uzunluğunu çıkarırsak bulmuş olacağız. A, B üssünü düşünürsek arkadaşlar 6'ydı bakın. A, C üssü 7 ile 7'yi topla. Burada kenar ortaylık var. 7 ile 7 14. 14'ten 6'yı çıkarırsak cevap 8 birim olarak bulunmuş olur. C şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Bu şekilde denemenin çözümlerini bitirmiş olduk arkadaşlar.